Mehmet Hocam, şu anda Alikinos Kilisesi'nin hemen alt tarafındayız. Arsenli bir hemşerimizle tanıştık gördüğün gibi. Şurayı biraz kısaca anlatalım. Burası cami olarak gözüken yer kilisede çevrilmiştir. Şamanlı, Şamanliki, tabi tam ne anlama geldiğini bilemiyoruz ama kimisi merkez anlamında geldiğini söylüyor. Şamanliki denilen mahallesi. Sağ taraf sanırım ona bağlı ama o bölgeye Franganton da diyorlar. Hemen şu sağ taraftaki yerleşimin üzerinde dikkat ederseniz bir tane kilise var. Küçük bir kilise, Rumlar ona başkalaşım, değişim kilisesi diyorlar. Hemen üzerinde Kromlu bölgesinin Hanzarya geçidinden sonraki ilk mahallesi, Kavelak mahallesi var. Kavelak kilisesi var orada. Mahalleden geriye hiçbir şey kalmamış gibi gözüküyor. Sadece kiliseler kalmış. Muhtemelen orada evler de vardı. Şu arkada görülen yerler yine Şamanlı mahallesinin, Şamanliki mahallesinin tarlaları olsa gerek. Ayrı bir ismi var mı bilmiyorum. Bakın şu ileride gördüğümüz, karşımızdaki cephede gördüğümüz sarı bir alan var. Oradan yukarıya doğru çıkarsak, bakın şu tepede görüyoruz ya, orası Krom Kale dediğimiz bölge. Orada kalenin arka duvarı bakın gözüküyor. Rengi biraz daha farklı. Arka duvarı sadece ayakta. Ön tarafı tamamen ortadan kalkmış. Yaklaşık 150 metrekarelik bir alan burası. Belki geçmişte manastır gibi bir şey de olabilir ama şimdi Krom Kale olarak biliniyor. O ilerideki söylediğim sarı yerin ismi Gluvena'dır. Ayrı bir mahalledir. Sol altta dere içerisinde kalan Zembereç dedikleri ya da işte şimdi insanların Zemberekli Kilise dedikleri mahalle var. Buralar hep maden yerleşimi. Şurada bahsettiği bir konak vardı. Ondan bahseder evet, misin? Evet. Bu Jorge Andreades'in Gizlediğin Taşıyanlar diye bir kitabı var. O kitapta bahsi geçen konağın o olduğu tahmin ediliyor tabii. Biraz daha belki şeyde kitapta gerçek dışı şeylerde anlatılmış ama muhtemelen konak odur. Bu bölgenin en büyük konağı orası. Şu arka tarafta bir vadi daha vardır yine Krom'a bağlı olan. İsimlerini söylemiştik, tekrar edelim. Nanak, karşısında Rustamanton dediğimiz bir mahalle vardır. Çok güneş görmeyen bir mahalle. Ve yukarıda Loria mahallesi vardır. Oradan yukarıda Plotboğa. Loria görünüyor mu şu anda? Şu anda gözükmüyoruz. Bakın şu kalenin hizasında bakarsak onun arkasında bulutun içerisinde kaldı. Loria. Evet, bakın şu ağaçların arasından şeyi gösterebiliriz. Bakın şurada birkaç ev var ya, orası Nanak. Yaklaşık olarak Nanak mahallesinin olduğu bölge. Biraz da aşağı doğru uzanıyor orası. Karşısında da dediğim gibi Rustamanton dedikleri bir mahalle var. Hanzarya geçidi sağ arka tarafımızda kaldı. Bölgenin şu anda kullanılan yolu sol aşağı. Buradan Gümüşhane'ye giden Cehennem Vadisi Kanyonu ya da genel adıyla Yağlıdere Vadisi'nden Gümüşhane'ye bağlantısı var mahallenin. Arka taraftan da yine Trabzon'a bir bağlantısı var. Çok teşekkür ederim.